Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün yine top dolu. Çağımızın hastalığı kanseri nasıl yeneriz? Kanser türleri ve tedavileri nelerdir? Doğal sağlık reçeteleriyle kanseri yenmenin yolları. Doktor Feridun Kunak'tan lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak yaprak ciğer yapımı. Serap Kunak'tan tadı damağınızda kalacak Arnavut ciğeri tarifi az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Sefalar getirdiniz. Doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, biz bugün çağımızın en büyük dertlerinden biri kanserle ilgili konuşacağız. Bizim esas anlatmak istediğimiz olmamak için neler yapalım onları göstereceğiz size. Olmamak için neler yapalım? Eğer olmuşsak da nasıl tedbirler alalım onları göstereceğiz. Peki bende kanser gibi bir şey olabilir mi olamaz mı? Ne tür belirtiler verir onları konuşacağız. Hangi besinleri yiyelim, hangi gıdaları yiyelim ki olmayalım ya da olursak nasıl tedbir alalım onları besinlerle de ilgili anlatacaklarımız var. Çok özel bir çalışmamız vardı. Epeyden beri çalıştık bunun üzerinde. Çok da güzel neticeler aldık. Şimdi bunu size bugün açıklayacağız. İlk defa yapacağız. Çok değişik bir karışım yapacağız. Değişik bir sirke yapacağız size. Bu sirkenin koruyucu özelliği, kansere karşı koruyucu ya da olanları iyileştirici özelliği fazla. Şimdi anlattığımız zaman da göreceksiniz. Hakikaten çok güzel bir şey. Hepinizin evinde kolayca yapabileceği. Zaten bizim seçtiklerimizin hemen hemen hepsi evinizde kolayca yapabileceğiniz şeyler seçiyoruz. Bunu anlatacağız size. Çok güzel bir karışımımız var. Yaban mersininden, kuşburnundan, limondan, sarımsaktan yararlanacağımız çok değişik bir karışımımız var. Beraberce anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, size ciğer yapacağız. Nasıl ciğer yapacağız? Serap Hanım dedi ki ben daha güzel ciğer yaparım. Peki yap dedim, sesimi çıkarmadım. O size Arnavut ciğeri tabir ettiğimiz ciğer yapacak. Ben de bizim Edirne tarafımızda çok yapılır yaprak ciğer tabir ettiğimiz ciğerimiz olur. Ben de onu yapacağım. Size tattıracağız. Hanginizinki daha güzel olacak, hanginizinkini beğeneceksiniz. Karar sizin, jüri sizsiniz. Kardeşlerim, sakata türlerini yemiyoruz fazla. Kesinlikle yememiz lazım. Çocuklarımıza yedirmemiz lazım. Çok faydalı olduğunu son dönemlerde birazcık da anlaşıldı. Şimdi biz de o yüzden size bunu sevdirmek için güzel bir karışımlarla anlatacağız bakalım. Nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı veriyoruz. Ayakkabılarımıza böyle yazlık güzel modeller geldi, renkler geldi. Mesela koyu renk ama yazlık model. Bakın böyle bir güzel bir vişne çürüğü mü desem böyle değişik bir rengimiz geldi. Beyazımız var, pembemiz var, bejimiz var. Her zaman olduğu gibi klasik ayakkabılarımız var, erkek ayakkabımız var. Sadece ve sadece yapmamız gereken şifreyi bilmek. Şifrenin harfi çıktı. Ne çıkmış? Trabzon'un T'si. Acaba kelime ne? Bugün kelime biraz basit dedi yönetmenim ama söylemedi. Basit hocam dedi. Bakalım inşallah bilenlere hemen teslim ediyoruz. Hiçbir kargo ücreti yoktur. Hiçbir bedel yoktur. Ta kapılarına kadar teslim edilecek ücretsiz ayakkabılar. Böyle bir ayakkabı yok. Neden yok? Yürüdükçe egzersiz yaptırıyor. İçinde çok özel mıknatısları var. Bu mıknatısların özelliğini manyetik alan oluşturup ayağınızdaki kan dolaşımı düzenliyor. Akupunktur noktaları var. Yürüdükçe akupunktur noktalarınıza masaj yapıyor. Akik taşları var. Stresinizi alıyor. Böyle bir ayakkabıyı iddia ediyoruz. İnternet çağındasınız. Açın bakın. Dünyada yok. Biraz Japonlar yapmış bunun benzerini. Onlarınki sadece mıknatıslı.
ayak altında böyle akupunktur noktalarına masaj yapan bölüm yok. Sadece manyetik ayakkabı diye yapmışlar. O da plastikten yapmışlar. Deri değil. Bizimki %100 deri. Bir sürü özellikleri var. Erkekler için apayrı böyle pamuk gibi. Hanımlar için de böyle yumuşacık olanları da var. Bakın bir tane de hanımlar için gösterelim. Böyle bir ayakkabı yok. Sadece ve sadece yapmanız gereken Feridun Kunağı sıkıca takip edin. Kapınıza kadar teslim ayakkabılar. Haydi canlı canlı heyecanlı heyecanlı sporumuzu yapalım. Kendimize bir gelelim. Sporun son dönemdeki bilhassa kanser tedavisinde çok faydalı olduğu, vücudunuzun olmaması için neler yapmanız gerektiğinden birincisinin spor olduğu anlaşıldı. Haydi yapalım canlı canlı heyecanlı heyecanlı ellerimizi birbirimize sürterek enerjimizi tazeleyelim. Enerjimizin yükseldiğini görelim şöyle. Ondan sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyalım. Derin derin nefes alalım. Her nefes aldıkça bedenimize iyiliklerin, güzelliklerin, huzurun dolduğunu hissedelim. Rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. Güzellikler gelsin, huzur gelsin, mutluluk gelsin, iyilik gelsin. Bir de gözlerimize enerji verelim. Gözümüzün feri sönmesin. Gözümüzün ışığı sönmesin. Ellerimizi yine birbirine sürt. Şu şekilde tutuyoruz. Gözlerimizin üstüne koyuyoruz. Gözlerimizi içeride kapatıyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Avucumuzun içinden gözlerimize doğru bir ışığın geldiğini hissediyoruz. Yine burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. Evet, rahatlayalım kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi boynumuza başlayalım. Boyun kaslarımız çok önemli. Kuvvetlendirmemiz lazım. Başımıza giden bir sürü damarlar, sinirler var. Başımızdan ta aşağı kadar inen ana sinirimiz var. O zaman bu boyun kaslarımız çok güçlü olması lazım. Çok iyi olması lazım. Bunlarda oluşacak her türlü problem ta belimize kadar vurur, bacağımıza kadar vurur, elimize kadar vurur. O yüzden boyun kasları çok önemli. Hadi yapıyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa, sola. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, gidebildiği kadar. Şimdi olduğu yerde geriye aşağı yapalım. Aşağı, yukarı, iyice geriye çenemiz göğsümüze değsin. Geriye çenemiz göğsümüze değsin. Çok güzel kardeşlerim. Olduğu yerde sağa sola eğelim. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Hanım kardeşlerimizin fibromiyaljiler için, şu omuz tutulmalar için çok basit hareket. Çevir, 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 tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Olduğunuz yerde kaldır, 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 bırak, 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 bırak. Kaldır, 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 bırak. 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 Parmaklarımızı yapalım. Pençe yap, bırak. 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 Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Bilekleri çevir. Çevir, çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Dirsekleri açalım, kapatalım. Açalım, kapatalım, açalım, kapatalım. Omuzları yapalım şimdi. Omuzları çevir, çevir, çevir. Omuz ağrıları için çok önemli. Omuz kaslarını kuvvetlendirmek için çok önemli. Tersine, 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 tersine. Elleri uzattık. Biri aşağıda, biri yukarıda. Biri aşağıda, biri yukarıda. Aşağıda, yukarıda. Aşağıda, yukarıda. Yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Omuzlar için önemli hareketler. Haydi yukarıdan elmalar, armutlar, muzlar, portakallar, limonlar toplayın bakalım. İyice uzanın, iyice uzanın. Uzan, 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 uzan. Sağa gittik, sola gittik. Sağa, sola, sağ. Sol, sağa, sola. Şimdi peki ellerimizi öne doğru uzattık. Burada gidebildiğimiz kadar sağa gidelim. Gidebildiğimiz kadar sola gidelim. Sağa, sola, sağ, sol, sağa, sola, sağ, sol. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Silkinin bakalım. Dökünün bakalım. Bütün huzursuzlukları atın. Bütün sıkıntıları atın. Ve en önemli jimnastiğimizi yapın. Neydi en önemli jimnastiğimiz? Ruhumuzun jimnastiği. Ruhumuzun jimnastiği hepsinden önemli. Ruhumuzun jimnastiği de nereden geçiyor? Şükretmekten geçiyor. Şükrünüz olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Çocuklarımıza öğretmemiz lazım.
bütün verdiklerine sonsuz şükür Rabbim diye sık sık tekrarlamanız lazım. Bilhassa çocuklarınız yanında çok tekrarlayınız. Her şeylerin daha iyi olacağını, daha güzel olduğunu göreceksiniz can kardeşlerim. Dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle? Yine sırtımızı, belimizi ilgilendiren basit oturduğumuz yerde çokça yaparsak bu karın bölgemizdeki sıkıntılar da giderecek hareket yapıyoruz. İyice elimiz havada. Hep beraber öne eğileceğiz. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Geriye giderken nefes alacağız. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Şimdi bu yan tarafımız için aynı şekilde sağa doğru gideceğiz. Sağa gideceğiz. İyice sağa. Sağa, 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 sağa. Geriye. Sağa. Geriye. Sağa. Geriye. Sağa. Geriye. Tekrar sola yapacağız şimdi bu aynı hareketi. Sol, 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 sol. Geriye. Sola, 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 sola. Geriye. Her seferinde nefes ver, nefes al. Ver nefes. Al nefes. Rahatla nefes, rahatla nefes, rahatla nefes. Sevgili kardeşlerim, nefes hepsinden önemli. Size bu diyafram nefesini muhakkak tavsiye ediyorum. Her zaman yapın diyorum. Bir daha öğretelim ne yapalım, nasıl yapıyorduk. Tam iman tahtamızın altını karnımıza elimizi koyuyoruz. Ağzımızdan üflerken karnımız içine çökecek. Burnumuzdan nefes alırken karnımız dışına taşacak ki diyafram aşağı insin, yukarıya çıksın. Özellik bu. Şimdi diyaframı yukarıya çıkarıyoruz. Ağzımızdan nefes veriyoruz, karnımız çökecek. Bakın böyle. Diyafram yukarıya çıktı, karnımız çöktü. Burnumuzdan nefes alacağız, karnımız şişecek. Bak nasıl şişti. Ver nefes. Çöksün karın, karın çöksün. Al burnundan, karın şişsin. Ver nefes. Al burnundan. Ver nefes ağızdan. Al burnundan. Ver nefes ağızdan. Can kardeşler, bu nefes almayı muhakkak öğreniniz, öğretiniz. Hanım kardeşlerim, şöyle bir araya toplandığınızda hadi gelelim bir nefes egzersizi yapalım diye beraberce yapınız. Birbirinize öğretiniz. Çok önemli. Hani o kabul günleri falan yapıyorsunuz böyle kendi aranızda toplandığınız zaman bu nefes egzersizlerini yapınız. Bir tanecik kardeşinize öğretirseniz bile hizmet etmiş olursunuz. O kardeşinizin daha sağlıklı yaşamasını sağlarsınız. Çünkü böyle yaptığınız zaman akciğerlerinize daha bol oksijen giriyor. Daha bol oksijen girdiği için dokularınız daha canlı oluyor. Beyniniz daha güzel çalışıyor. Parmak uçlarınız daha güzel kanlanıyor, canlanıyor. Sakın ihmal etmeyiniz. Her şeye faydası var. Kanserden birinci korunmanın çaresi oksijen. O da nereden geçiyor? Güzel nefes almaktan geçiyor. O yüzden bu nefesi öğreniniz, muhakkak yapınız can kardeşlerim. Dedikten sonra gelelim dize, kalçaya, bele. Olduğunuz yerde çek, bırak, çekiniz, bırakınız. Çek, bırak, çek, bırak, çekiniz, bırakınız. Çek, çek, bırak, çek, bırak, çek, yana aç, getir, bırak. 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 Öbürünü yaptık. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çek, çek, bırak, çek, bırak, çek, yana aç, getir, 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 bırak. Rahatla bakalım. Ayaklarınız için yapıyoruz, çok önemli. Olduğumuz yerde çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çek, bırak, çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak, çek. Bırak şöyle rahatlayınız, 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 rahatlayınız. Can kardeşler, biraz sonra size çok büyük bir çalışma neticesinde bir sirke elde ettik. Çok değişik, hiçbir yerde görmediğiniz, bilmediğiniz, aa nasılmış diyeceğiniz ama neticesi çok güzel. Yapın, deneyin. Hepinizin evde kolayca yapabileceği. Lütfen telefonlar çalışsın, sağa sola haber verin. Seyretmenler de seyretsin. Bu sirkeyi muhakkak yapınız, yaptırınız, herkese hediye ediniz. Sana güzel bir hediyem var. Bak bunu bunu yapın diye anlatınız. Öyle bir sirke biraz sonra yapıp göstereceğiz. Kansere karşı koruyucu olarak, kansere karşı tedbir olsun diye kullanabileceğiniz, artı olanların kullanabileceği çok güzel anlatacaklarımız var. Ne zaman? Şimdi bir güzel bir görüntümüz var. Rize'mize gittik. Güzel Rize'mize. Orada çekimler yaptık. O güzel çay bahçelerinin içinde çekimlerimiz vardı. Orada bir görüntülerimiz var. Onları görelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz.
Çok değişik şeyler anlatacağız. Sakın kaçırmayın bugünkü programı. Evet, seyrediyoruz. Evet sevgili seyircilerim, Rize'nin İdere mahallesindeyiz ve Sarayköy'deyiz. Evet, şimdi burada bir eve doğru geliyoruz. Osman abimizin evine doğru geliyoruz bakalım. Hocam bunu şişirsene. Tamam, bunu şişirelim. Ne oldu abi? Niye aldırdın? Şimdi bu Kur'an'da yazıyor, diyor ki bu nefes hayvandır. Nefes? Peki nefes hayvandır değil mi? Sayıladır ha. Peki ben yarım nefes alayım, ben de aynı zamanda mı öleceğim? Sen köşeyi döndün. Aksiyonun yarısını aldırdın. Bravo. Şimdi abim diyor ki, yüce Allah'ım, nefes sayısı var diyorsun bu dünyada, belli diyorsun. Ben yarısı yok benim diyor. O zaman ben iki misli olmam lazım. 3 çarpı 2 doğru. En az 50 senede yaşıyorum. Doğru tabii. Bir öbür düzey. Şimdi yalnız yüce Rabbim önemli organları iki tane yapar. Evet. Önemli organları iki tane yapar. Sen şimdi bir tanesini aldırmışsın. Öbür bir tanesi hemen büyüdü. Onun kapasitesini aldı. Büyüdü değil mi hocam? Aynen öyle. Onun kapasitesini aldı. Sende hiçbir şey yok. Yani şimdi hocam, bir alacağımız yok yani ona göre. Hocam şimdi diyorlar şuva değil mi? Bak şuva, dua, yuva. Üç tane de bu. Dua ve yuva. Şuva'dan sonra dua edeceksin. Ondan sonra yuva. Önce şuva. Dua, yuva. Yuva da şahsıdır. Tedavisi öyle diyorsun bu işin. Şuva'nın tedavisi öyle. Önce şuva, dua, yuva. Yuva uğradı. Tamam. Yuva uğradı. İyi. Sen şimdi şuayı atlattın. Şuraya da girmedim. Gir, oh tamam. Sadece başka. Buradan kalle biraz. Tamam. Yani kaç şey sene sigara içtin? İlkokul ikinci sınıftan beri sigara içtim. İçtin. Şimdi içiyor musun? Sigara ben yiyordum o zaman. Yiyordum. Şimdi içmiyorsun değil mi? 5 senedir ağzıma sigara, alkol koyduğum yok. Maşallah. Abimiz de bir akciğerinde bir şey geçirmiş. Şimdi hiçbir şey yok. Oh çok şükür. Buradan Trabzon'a da koşarım. Bir göster bakalım o ameliyat yerini abi. Evet. Maşallah çok güzel olmuş ameliyat yeri filan da. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi burada bir ameliyat izi var. Evet. Abimizin buradan almışlar. Akciğerin tam yarısını mı aldılar yoksa birkaç... Halil'den hep korumadım mı? Lobunu mu aldılar? Bir lobu aldılar. Bir lobu. Zaten bunu affedersin, çöp hayatı yemiyor. Bir şey değil. Bir şey değil. Akciğer. Şimdi... Yani ha, bu şöyle alsana o zaman var ya, çok kötü karaciğer var ya. Karaciğer o nerede ya abi? Karaciğer nerede? Bir göster. Karaciğer de bu tarafa. Onun yerini demiyorum. Onun yerini desem önüne alıyorum. Şimdi abi şaşırtmak için öyle yapıyor sevgili seyircilerim. Normalde karaciğerimiz sağ kaburgalarımızın hemen bittiği yerdedir. Bakın tam şuradadır karaciğerimiz. Abim şaşırtmak için yok, öyle diyor ki. Yok alın diye diyorum. Onu da alıverirsin diye. Ne olur ne olmaz diyor. Derim, bu yanıma geldi doktor diyor. Ne olur ne olmaz alır diye şaşırttırıyor. Başka yerleri gösteriyor. Şuraya hep aldı da bunu da tuttu. Evet. Vücudumuzda önemli organlarımızı Rabbim iki tane yapar. Akciğerleriniz de böyle alındıktan sonra bir sorun olmaz, bir sıkıntı olmaz. Akciğer kanserinde en önemli şey erken tedavi, çok önemli. Erkenden yakalandığınız zaman, erkenden bu işi hallettiniz. O zaman akciğerlerinizle ilgili olay nasıl oldu? Bana bir anlatsana. Biz de insanlarımıza mesaj verelim. Bakın böyle olursa dikkat edin diye. İstanbul'da hastaneye yatarken benim bir büyük abim kibris kazısı. Kibris'e ilk giden parasitik komandı. Ben de kibriste parasitik komandıydım ama tabii bu akciğer hastalığı kibristen mi oldu, parasitik atarsan havada mı zehirlendi belli değil. Onunla yani ilgisi yok abi. İlgisi yok. Yalnız o hastaneye yatarken ben de refakatçiydim yani. Dedim ben de yeğenimle beraber, Dursare var yeğenim. Onunla beraber dedim ki ben de bir tedavi olayım. Tedavi oldum, dedi bana bir sen dedi şey dedi check-up. Gittim check-up'a. Yani bana dese ki bir gün sonra yahut da bir saat sonra gitmeyeceğim. Bir şey yok bana hiç. Ama tedavi edeceğim. Misal adamın arabasına bir kuş arıza olur, hemen sana yer götürür. Ya çanında bir arabası, sen çanında git. Bakın çok güzel bir örnek söyledi. Şu arabalarımıza gösterdiğimiz titizliği, hanımlar siz de evinize gösterdiğiniz, misafir odasına gösterdiğiniz titizliğinin %1'ini kendinize gösteririz. Evet. Bak ne güzel bir örnek söylüyor. Araba bozulur, hemen götürürüz. Evet. Evde bir hadise olur, hemen söyleriz. E peki kendimizde bir hadise olursa niye hemen gitmeyiz? Abim de tesadüfen gitmiş. Rabbim şifa verecek ya.
Başkasının gittiğinde demiş ki bir de ben de nasılsa buradayım, bir check-up yaptırayım demiş. Yani bir kan tahlilerine baktırayım demiş. Tahliller sonucu tekrar şeye PET-CT edin dedi beni. Tüm vücut görüntülemeye. Dedi bana ki yarın ameliyat olacak. Dedim tamam. Akciğer ameliyat. Tamam dedim ben hazırım. Yattım hemen ameliyatımı kurtardım. Yalnız dedi. Bütün doktorlar toplandı. Dedi ki bunu biz dedi Fransa'da yani diş devletlerde semirlere ciddi mi zaman dedi. Bunu adımı söyledim. Aldı ben Şahap kardeşler. Aldılar. Bunu dedi şeye vereceğiz dedi. Yani bu böyle tasadıf olmaz diye dedi. Sizin seni dedi kitabı yazdım. Yani bunu bütün herkeslere anlatacağız demişler. Evet. Böyle bir tesadüf olmaz. Rabbim şifa vermek istedi mi kuluna sebep halk eder. Seni o gün hastaneye yollar, abine bahane eder. Evet. Senin de içine koyuverir. Yani şifa vermek istedim sebebini halk eder. Çok şükür ki böyle. Yani ameliyat olmasam oraya tasadüfen gitmeseydim. Şimdi bizim zaman şu karşıya da oraya gidip şimdi yatacaktım. Öyle yatıyordun caminin karşısında. Güneş de buraya gidip oteden. Ooo ne güzel. Rahatlandım, kurtardım. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Akciğerlerinizle ilgili lüzumsuz bir öksürük başlarsa, balgamınızdan kan gelirse, bu balgamınızdan dışında kuru kuru öksürükler olursa çok dikkat edeceğiz. Halsizlik başlarsa, eskiden yürüyebildiğiniz yolu yürüyemez olursanız muhakkak gidip bir kendinizi göstermeniz lazım. Sık sık nefes alıyorsanız bunları göstermeniz lazım. Akciğer kanseri olmamak için neler yememiz lazım? Soğanı, sarımsağı soframızdan eksik etmeyeceğiz. Evet. Elma yiyeceğiz, greyfurt yiyeceğiz, ananas yiyeceğiz, böğürtlen, çilek, kiraz yiyeceğiz, zerdeçal, zencefil, çörek otu. Bak buralarda da çok var. Likerba mı diyorsunuz yaban? Likerba'dan çok yiyeceğiz. Bir de sizin burada bir şeyiniz daha vardı. Ne yemiş? Karayemiş. Karayemişinizi çok yiyeceksiniz. Brokoli denilen bir sebzemiz var. Hani o da çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Brokoli. Hani böyle bir ıspanak gibi bir brokoli. Onlardan bolca yiyeceksiniz. Ama en önemlisi uykunuza dikkat edeceksiniz. Temiz hava nefes alacaksınız. Akciğerimizle de ilgili en ufak bir sıkıntı olduğunda da muhakkak doktora gitmeye çalışacağız. Bu da önemli çünkü erken teşhis muhakkak hayat kurtarıyor. Bunu ihmal etmeyeceğiz. İşte en büyük örneği abimiz. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz akciğer kanseri olmuş abimiz çok da güzel, esprili. Bir şeyden kurtulmanın birinci çaresi kurtulacağınıza inanacaksınız. İkincisi de doktorlarınıza güveneceksiniz. Üçüncüsü de şen şakrak olmaya çalışacaksınız. Bu çok önemli. Çünkü Allah'tan geldi, şifayı da verecek odur. Bunu hiç unutmayacaksınız kardeşlerim. Şimdi size çok güzel değişik bir tohum sunacağız. Acaba bu ne tohumu? Kanserde çok kullanıyoruz. Kanser olmamak için çok kullanıyoruz. Koklayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Isırgan değil. Keten değil. Susam değil. Susam böyle mi olur abla ya? Susamı kavrulmuş susam mı bu? Turp olabilir mi? Turp mu acaba? Turp olabilir mi? Turp mu da göstereyim. Peki hadi turp da vardı. Bakın şöyle gösterelim. Ne tohumu? Değil. Değil. Şu hardal tohumu bak. Şu hardal tohumu şu. Bu da tere tohumu. Ama turp tohumu. Bu hardal tohumu. Havuç da değil. Ağzımdan kaçırdım zaten. Tere tohumu. Size söyleyeyim. Kendi cevabını kendi veren bir sunucu da ancak ben olabilirim. Rabbim böyle bir nimet vermiş. Turp tohumu, tere tohumu, hardal tohumu inanılmaz bir nimet kardeşlerim. Isırgan tohumu da çok önemli. Çörek otu da çok önemli. Şimdi biz size bir karışım söylüyoruz. Bu karışımı herkes evinde yapsın, bu dursun evinizde. Arada muhakkak çorbalarınıza karıştırın. Muhakkak yapınız. Ha, kanser varsa daha çok kullanınız. Yoksa bunu da muhakkak arada kullanınız. Nedir? 3 çorba kaşığı kadar tere tohumu. Tere. Benim sorduğum tere tohumuydu. 3 çorba kaşığı kadar tere.
Bunun dövülmüş olanını tercih ediniz. Yani dövülmüş olsun, biraz kırılmış olsun. Ondan sonra ne? Hardal tohumu. Ondan sonra ne? Zencefil. Toz zencefil. Dünyanın en büyük nimetlerinden biri. Zerdeçal. Turp tohumu. Ama bu turp tohumu, tere tohumu, yani tohumlar biraz dövülmüş olmasına yarar var. Havanda bir dövünüz. Sevgili kardeşlerim. Peki bunu da bir sorayım bakayım. Bu ne? Ayşe abla, sana sormayacağım. Sen biliyorsun. Keçi boynuzu değil. Çok güzel, tadına bakmayacağız. Koklayabilirsiniz. Keçi boynuzu mu, kahve mi? Sumak değil. Yeni bahar değil. Aynı zamanda damar çeperlerini kuvvetlendirici, variste de çok kullandığımız çok güzel bir şey. Bravo. Üzüm çekirdeği tozu. Taze üzüm çekirdeği şimdi önümüzdeki günlerde gelecek. Lütfen üzüm çekirdeklerini ağzınıza şöyle kırın, muhakkak yiyin. Sakın üzüm çekirdeklerini çıkartmayın. Hele hele taze ise muazzam bir nimet. Varisi olanlar çörek otuyla üzüm çekirdeği tozunu muhakkak yesinler. Ve kansere karşı da koruyucu özelliği çok fazla üzüm çekirdeği tozu. Çörek otu tozu ve hepinizin çok bildiği, çok kullandığı inanılmaz bir nimet ısırgan tohumu. Kardeşlerim bir daha sayayım ben bunu. Tere koyduk, hardal koyduk, zencefil, zerdeçal, turp, üzüm çekirdeği, çörek otu ve ısırgan. Hepsini böyle bir kavanoza koyunuz. Daha sonra bunun kapağını kapatınız ama muhakkak cam kavanoz olsun. Karıştırınız bunu böyle ve bundan her gün, eğer hastalığınız varsa, yani kanser gibi bir şey varsa her gün. Ama doktorların üstüne soracaksınız. Kemoterapi kullanırken olmaz. Yani ilaçlarınız falan bitmiş olacak o zaman. Her gün ya da koruyucu olarak benim ailemde var, benim annemde vardı, bende de olabilir mi diyorsanız bu muhakkak buzdolabınızın kapağında duracak, serin bir yerde duracak. Bundan nasıl kullanacaksınız? Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar alacaksınız bunu. İster çorbalarınıza katabilirsiniz, köftelerinize katabilirsiniz. Ya da bundan bir tatlı kaşığı kadar, bir çorba kaşığı kadar alacaksınız. Şeker hastaları yoğurtla böyle karıştıracaklar. Hemen anında yiyecekler. Yemek arası aç, tok hiç fark etmez. Diğerleri de balla karıştırsınlar. Şeker hastalığım yok. O zaman balla da karıştırabilirim. Nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar bu karışımdan alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da bal alıyorum. Bal da muazzam bir nimet. Bu hastalıklara karşı koruyucu olarak inanılmaz bir nimet. Kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle balı tercih ediniz. Balla ilgili bakanlığımızın çok büyük uğraşıları var. Yeni bir tahmin daha yayınladılar. Ne dediler? Dikkat edin, ballarla ilgili sıkıntı var. Güvendiğiniz, bildiğiniz balları alınız, güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden alınız diye özellikle tembih ediyorlar. Şimdi kardeşim, balla ve yoğurtla karıştırmayı öğrendik. Tere, hardal, zencefil, zerdeçal, turp, üzüm çekirdeği, çörek otu ve ısırgan tohumları, karışımları bir nimetti. Bunu sakın unutmuyoruz. Bravo. Beyaz hardal mı, siyah hardal mı? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Hangisini bulabilirseniz ikisinde de kabulümüzdür. İkisi de olabilir. Kardeşlerim, bir başka basit bir karışım daha yapacağım. Bu da inanılmaz bir nimet. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bunu hani bu kadar çok yapamadım, bulamadım, kolayca basitçe yapayım diyenlere de hemen diyoruz ki ısırgan tohumu, çörek otu ve üzüm çekirdeği de çok çok kuvvetli. Bu aynı zamanda variste de çok ilgili. Hemoroidde de çok iyi. Söylüyorum, ısırgan, çörek otu, üzüm çekirdeği. Bunu da sık sık kullanınız. Aynı deminki gibi bu kavanozun içine koyacaksınız. Bu karışımdan bir tatlı kaşığı kadar alıp bir tatlı kaşığı yoğurtla karıştırıp çocuklar kullanabilir mi? Çocuklar da kullanabilir.
Dışarıda durmayacak Serap Hanım, böyle kapalı kavanozda duracak. Yok hayır, yani buzdolabında mı duracak? He, buzdolabın kapağında duracak. Kesinlikle buzdolabında duracak yani, duracak. Soğuk bir yerde. Buzdolabın kapağında, serin bir yerde duracak. Buna şey çok... de mi? Üzüm çekirdeği tozu da mı buzdolabında hepsi, duracak? Hepsi, hepsi. Bak karıştırdık, böyle karıştırdık. Bunu kapalı kavanozda koyacağız buzdolabına. Ne yapacağız? Kullanacağım zaman bir çorba, bir tatlı kaşığı kadar undan alacağız. Bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ya da bal alacağız. Yoğurt kendinize salatalara bıraktık. Da konulabilir. Ağzınıza sağlık. Her yere kullanın. Köftelere kullanılabilir, evet. Çorbalara kullanılabilir. Benim birinci tercihim bomba kere bomba bu. Neydi? Tere, hardal, zencefil, zerdeçal, turp, üzüm çekirdeği, çörek otu, ısırgan. Bu. Ha zor ya, o kadar bir sürü şey söyledin. Nasıl yapayım diyenlere basit olarak ısırgan, çörek otu, üzüm çekirdeği. Bunu bilhassa bak şimdi yaz da geliyor. Varisli kardeşlerime de çok tavsiye ediyorum. Damar çeperlerini kuvvetlendiriyor. Hemoroidli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Kolayca da ısırgan, çörek ve üzüm çekirdeğini de balla ya da yoğurtla karıştırıp yapınız. Evet, şimdi biraz sonra şu bomba kere bombamızı yapacağız. Bomba kere bombamızı yapacağız. O karışımı anlatacağız. Serap Hanım'la da bugün size ne yapacağız? Ciğer yapacağız. Ciğer yapacağız. Ciğer yapacağız. Serap Hanım diyor ki ben Arnavut ciğerini çok iyi yaparım. Ben de diyorum ki yaprak ciğeri ben çok iyi yaparım. Öyle mi? Bilmiyorum. Yapar mısın? Bilmem, ben nasıl yaparım sen söylesene. Yapar mısın evde ciğer? Yapmazsın Feridun. Ben yaparım yani. Ben doğruyu söyleyeyim. Ama burada... Hiç elimi sürmem. Ama burada ama... ama burada sizlere öğretmek için, şey yapmak için yapıyorum. Yakalandı değil mi? Sizlerin, evet. Sizlerin sayesinde aşçı da oldum. Her şeyleri öğreniyorum. Yok, yapar yapar. Gerçekten en güzelini yapar. Ama ben de ciğeri Adana'dan bir arkadaşımdan öğrendim. Çok, ben de daha değişik yapıyorum. Peki o zaman sen hemen bir başla bakalım. Hadi ciğeri, Arnavut ciğerine başla bakalım. Evet, bir önce püf noktalarından yalnız da bahsedelim Serap ciğerin. Serap Hanım'ın dediği gibi Arnavut ciğeri yaparsanız tadının çok farklı olacağını imzamı atıyorum. Bir dinleyin ama, bir dinleyin. Değişik özellikler var. Ben evet, sustum. Sustum Feridun Bey. Ciğeri ne kadar çok yıkarsak, o içindeki kanını ne kadar çok çıkarırsak ciğer o kadar lezzetli oluyor. Bir kere birinci kural. Sırrı bu, evet. Birinci kural. Birinci kural bu. O yüzden de onun içindeki kanı çıkartmak için de şöyle bir şey uyguluyoruz Feridun ne Bey. Ne yapıyoruz? Evet, bir çay kaşığı tuz atacağım. Ha, tuz burada, tamam. Bir çay kaşığı tuz atacağım. Şu beklettiğin şeyi evet, gösterir misin? Evet, beklettiğim... Süzelim sonra da. Yalnız sen bunu gösterme. Şunu da göster Serap Hanım. Tamam, bunu hazırladık bunu şimdi. Bu tam pişmelik tamam, oldu. Vakitten tamam, kazandı. Tamam, sen onu da göster. Evet. Bir çay kaşığı tuz atacağım içine. Bir fincan sirke koyacağım. Evet. Ay, sirke koyacağım. Ve biraz limon suyu da sıkabilirsiniz. Bunun içinde en az yarım saat. Evet, böyle biraz ovalayacağız. Evet, yani o önemli olan içindeki kanı çıkartmak. İçindeki kanı çıkartmak çok çok önemli. Şöyle ovalıyorum, sirkeyle ve tuzla bunun içindeki kan çıkıyor. Ve çıktıktan sonra da tazdikli suyla değil ama akan suyla şöyle güzelce bunu bir yıkayacağız. Yani o içindeki onlar gidecek. Onlar gittikten sonra tuz yıkadıktan ve, sonra evet tuz ve ben sirke. Tuz ve sirke ozmoz yoluyla içinden kanı çekiyor. Yani ciğerin içinde en derin yerlerinden bile kanı çekiyor. İyice ciğerin özü kalıyor, kanı kalmıyor. Kanlı ciğer fazla olduğu zaman böyle tat verir. Ağzında böyle ekşimtırak bir tat olur, ona evet, mani oluyor. Aynı zaman başka tuz da koymuyoruz Feridun Bey. Çünkü tuz da koyduğunuz zaman ciğeri sertleştiriyor. Biz bunu yıkıyoruz. Önce biraz tuzunu da içine aldı. O içindeki kan da çıktı. Çıktıktan sonra yıkıyoruz. Yalnız dediğim gibi tazdikli suyla yıkamayacaksınız, paramparça oluyor o zaman ciğerler. Daha sonra bunu alıyoruz. Feridun Bey bunu süt ve yani en az böyle bir saat duracak. Yıkayacaksınız. Sonra süt ve sodanın içine yatırıyoruz. Feridun Bey onu da göstereyim. Bu da bir püf noktası. İşte evet, ama, bu da bir püf ama noktası. Da görün, yani bak, gerçekten başka bir ciğer oluyor bu. Diliniz değerken dağılacak o ciğeriniz, o kadar güzel. Evet, süzelim bunu da şöyle yapalım. Bir fincan süt. Biraz da ben limon sıkıyorum bunun içine Feridun Bey. Azıcık en da limon sıkıyorsunuz. En büyük püf noktalarından biri. Limon ne yapıyor burada? Protein parçalıyor. İyice yumuşacık hale getirecek. Etlerinize de yapın bu Serap Hanım yaptığı bu karışımı. Sirke, pardon süt, limon, maden suyu. Evet, maden suyu ama iki tane maden suyu. İki tane de maden suyunu koyuyorum. Ya isterseniz bir tane de koyabilirsiniz. Evet. Süt de yumuşacık yapıyor Feridun Bey. Şöyle güzelce
Bunu da bunun içine yatırıyorum. Ya biz yaptık burada zaten göstermek için. Bakın bir şey daha göstereceğim. Hemen yine kanını nasıl çekmeye başladı bakın. Anında o kadar yıkadı yine de kanını çekiyor. Ne çekiyor? İşte maden suyunu çekiyor, limon suyu çekiyor ve süt çekiyor. Bakın ne güzel. Kanı tekrar ayrılacağız. Tekrar çıkaracağız, süzeceğiz. Ondan sonra kızartacağız. Ama göreceksiniz tadınca da anlayacaksınız. Mükemmel bir şey. Bakın hemen anında kanı nasıl çekti. Bakın bembeyazdı ne oluyor. Çok önemli. Bunları yapmanız çok önemli. Yani hakiki bir Arnavut ciğeri yapacaksanız ya da bizim Adana'daki kardeşlerimizle yaparlar bu ciğerleri. Antep'te evet, ben de arkadaşımdan öğrendim sağ olsun. Gerçekten öyle bambaşka oluyor. Ya ben de bildiğiniz gibi ciğeri yıkardım. Aynen öyle unlardım, kızartırdım. Yok yani bu yöntemle, bu terbiyeyle gerçekten terbiye etmiş oluyorsunuz ciğeri. Çok daha değişik oluyor. Hemen arkasından daha bitmedi. Bunu yeniden bir bekletiyorum. En az bir yarım saat bekletiyorum sütün, sodanın ve biraz da limon suyu sıkıyorum. Bunun içinde beklettikten sonra süzüyorum. Süzdüm. Feridun Bey, süzüyorum. Süzülmüş hali burada. Süzdük biz burada. Yalnız o bitmiş hali mi? Bitmiş hali. Evet, evet. Sütlü. Bitmiş hali. Evet, evet. Bitmiş hali Feridun Bey. Su bardağı mısır unu, bir su bardağı da bildiğiniz buğday ununu. İkisini karıştırıyorum. İçine, şöyle unun içine bir adet küçük küçük doğranmış soğan koyuyorum. Evet, soğan koyuyorum. Yalnız burada seyircilerimizle birlikte yapıyoruz. Tabii ki de televizyondaki seyircilerimiz de var ama böyle beraber diye. İşte sarımsak koyuyorum bunun içine. İsterseniz sarımsak koymayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kimyon koyuyorum. Şöyle yapayım. Ve tuz hiç koymadım. Yani tuz koymuyorum. Eğer Arnavut ciğeri de yaparsanız tuzunu sonradan ekleyin. Çünkü tuz sertleştiriyor. O ciğeri taş gibi yapıyor. Biz başta koyduk ve sonra da yıkadık tuzu. Biraz da pul biber döktüm Feridun Bey. Şöyle güzelce bunu karıştırıyorum. Tekin eldiven giydim, tekine giymedim elimin. Feridun Bey hiç yardımcı olmuyor gördüğünüz gibi bana. Böyle tek elimde eldiven, tek elimde eldiven yok. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan karıştı süzgeç mı, arıyorum. Karıştı oradan mı karıştı diyorlar, karışmadı mı karışmadı diyorlar. Bu hanımların hiç yaranılmıyor. Bak kaç tane işlem yaptım Feridun Bey şurada. Hiç bir tane gelip de bir yardım etmedin yani. Serap Hanımcığım ben böyle manen yardım ediyorum. Böyle dua ediyorum güzel olsun güzel olsun diye. Uzaktan uzaktan. Sen onu yapa dur. Evet bunu güzelce Feridun Bey una buluyoruz. Buna buladıktan yani sonra. Yani unda bol un olması lazım. Evet. Bol un olacak. Ya ben aslında evde şöyle yapıyorum. Poşet var mı? Poşetin içine koyuyorum. Aynen öyle böyle burada haşır haşır olur ama poşetin içinde güzelce sallıyorum. Sonra da Feridun Bey yine bir püf noktası var. Bu unun üzerinde çok fazla kalmaması gerekiyor. Bravo. O da sertleştiriyor. Sonra da süzmek lazım. Yani... Nasıl süzeceksin? Ha, poşetle karıştırabiliriz onu söyledik. Süzgeçle süzeceğiz Feridun Bey. Evet, aynen öyle. Şöyle süzgeçle süzeceğiz. Öyle değil, öyle hayır, değil. Hayır, böyle değil. Süzgeçle süzeceğiz. Ya. Alıyor, o da yapıyor. O veriyor, o da yapıyor. Ama ne yapayım ya? Çabuk olsun diye şimdi. Şimdi almasam, yapmasam derdin ki Feridun Bey, zaman tamam, geçti. Hadi. Zaman geçti, süzgeçle süzdün, onu bekledin derdin. Der miydin, demez miydin? Ne yapacağımı ben de, şaşırdım. Neymişim abi ya, neymişim ben ya? Der miydin demez miydin? Derdim evet. Tabii. Bakın ne kadar çok çıktı gördünüz mü? O çok önemli bir şey bence. Evet. Bu işlem çok önemli. Ve kızgın yağın içine atıyoruz. Pişirme süresi de sadece 1,5 dakika Feridun Bey. Hemen şöyle bir çeviriyoruz alıyoruz. Tamam. 1,5 dakika bile değil bence. Ya 1-1,5 dakika. Tamam. Tamam hadi siz yapın da görelim Feridun ben Bey. Ben şimdi yapacağım ne biçim yapacağım hem de göreceksin. Hani seni gibi böyle 5 saat uğraşmadan böyle işte. Daha güzel... Daha bol ciğerli bir şey yapacağım. Ben biraz bir konuyu değiştireyim. Ha, reklamlara gitmek lazımmış. Reklamlardan sonra buradayız. Ben anlatacağım bakalım. Reklamlardan sonra benim ciğerim mi Serap Hanım ciğerimi göreceğiz bakalım. Kardeşlerim, Serap Hanım bir sürü uğraştı, saatlerce uğraştı. Oh, ben ne kadar çok uğraşırsan o kadar güzel olur. 5 dakikada Beşiktaş hemen hızlıca yapıyoruz. Hızlıca herkes ben, yapıyor. Ben öyle ciğerleri öyle ince ince saatlerce doğratmadan şöyle ince ince doğruyorum.
Ben de ne yapıyorum? Yalnız benim bir tek kuralım var. Muhakkak kuru olacak. Yani dikkat edeceksiniz. Islak ıslak olmayacak. Yıkandıktan sonra güzelce sadece kuru olacak. Yıkıyorsun öyle mi? Herkesin bildiği gibi yani. Ben sadece herkesin yıkıyorum. Herkesin yaptığı gibi. Seyircilerim karar verecek. Ben onun da bir püf noktam var benim de. Ne? Neymiş? Ne? Ben yağdaki püf noktayı bir söyleyeyim de ondan sonra söyle hadi. Söyle. Yağın içine evet ekmek attık Feridun Bey. Sen dedin ki yağ kızarıp kızarmadığını bilmek için mi ekmek attın dedin. Yere reklam arasında Feridun Bey bana. Ben de dedim ki sıçramasın diye de ekmek atılıyor dedim. Tamam at. Tamam, attım bak atıyorum. Evet sıçramasın diye de böyle. Ah! Yandı. Ay tüh tüh tüh. Neyse tüh, tüh, benim tüh. Unumda bir özellik var. Ne? Ağzına sağlık abla. E benimkinde ben, de var mı? Ya benimkinde de mi? Tabii. Bir su bardağı. Bir su bardağı mısır unu, bir ya, su bardağı da normal un. Karışma, koyduk. Karışma dedim. Bak karışmayınca ya, ne, normal ne yaptığını bile unuttum. Peki bir başka püf noktam var benim. Ne o da? Neymiş? Serap Hanım tuzunu atmadı. Atmadım. Ne zaman atacak? Ay ben işte attım, tuzladım, bekledim. Ama tuzda yıkadın sonra. Yıkadım. O zaten ağzı gitti alacağım. O tuz... Ciğerin kanını almak için biraz tuzlu. Biraz aldı Feridun Bey. Bak ye bir tane yesene tuzlu ha, değil mi? Benim püf noktam şu ki onun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar tuz atıyorum ki onunla unlayacağım. O da unun dışına yapışacak. Yok sertleşiyor. Bakalım. İyice sertleştir. Göreceğiz bakalım sertleşecek mi sertleşmeyecek. Ben de hemen yapıyorum hazır. Her şeyim hazır benim de. Hemen şu süzgeci versene şöyle. Unlayacağım süzeceğim. Bir de kap... Bugün ya, mutfağı iyice dağıttık. Bir de şey vereceksin ki... Bitiyorum hemen at çabuk ben geliyorum. Ya ciğer yapmak hiç öyle o kadar kolay değil. Hadi onunla yap bakalım. Bitti benim onun işim hemen. Ben bir sürü işlemler yaptım. Sen değil mi? Bir sürü hemen işlem yap işte benim. Bir altına kap vereceksin ki ama ciğerleri... 5 dakikada bitti benim işlemler. Ama bak oradan saatlerce oraya, seni bekliyorum oraya. Böyle. Bak bekliyorum burada. Beni git, niye bekliyorsun kaldık. Ki? Ciğeri nerede kızartacağım? Kızart burada bu tarafta da seninki olur kızarsın. Olur mu o tarafta kızart? Ne olacak ya? Aa, hiçbir şey olmaz. Şimdi kardeşlerim. Serap Hanım hemen ciğerini kızartana kadar. Gel kızart hadi Feridun Bey. Ben başka bir kişiye söyleyeyim. Bir güzel bir espri. Özür dilerim. Dul bir hanımefendi ile evli bir hanımefendi arasında ne fark vardır? Koca fark. Ne farkı? Anlamadım ben. Dul bir kadınla evli bir kadın arasında ne fark var dedim. Ablam da çok güzel söyledi. Koca farkı var dedim. Peki dul kadınla evli bir kadının koca farkı dediniz. Kocasıyla ilgili güzel bir espri var. Dul kadın kocasının nerede olduğunu biliyormuş. Evli olan bilmiyormuş. Evet, devam ediyoruz Serap Hanım. Size güzel bir çiçek sunuyorum. Nedir bu acaba? Ne? Sevgili kardeşlerim, bu ada çayı şöyle bir tutam çayınızın içine koyup karıştırıyorsunuz. İçiyorsunuz kansere karşı çok koruyucu özelliği var. Mükemmel bir nimet aklınızda olsun. Bir de şöyle ada çayları da var. Bakın bu da ada çayı. Bu da değişik bir ada çayı. Bu da bir ada çayı. Anadolu'da birçok yerlerde isimleri değişik değişik kullanılıyor. Şimdi biraz sonra bomba kere bombayı yapacağım. Serap Hanım orayı kilitledi gidemiyorum. Ben... Aa bana atıyor. Gel Feridun hadi, gel bitti aldım bitti. Hadi vallahi hemen bitti. Ben kendi ciğerim bakın ne kadar çabuk pratik bakın böyle daldır çıkar hemen. Daldırdım. Hemen buraları attım böyle hemen hızlıca da bakın böyle hiç sallanma mallanma yok. Hiç böyle vakit kaybetmek yok. Hiç böyle sıkıntı yok. Çabucak yapıyoruz. Zarar yok. Ben senin ciğerle kızarmış kısmında da yapacağım. Hiç problem yok. Ben taze yağ da istemiyorum. Hemen senin yağında yapacağım. Evet, biz böyle tepsiye aldık şöyle iyice bak, pratikliğe bak. İyice yağı gitsin diye Feridun Bey. Dur bakalım seyircilerim karar verecek evet, şimdi. Evet bunun altına böyle güzelce. Hanginizinkini beğenince Ayşe abla jüri kuracak şimdi hangimizinki iyi olduğunu karar vereceğiz. Feridun Bey kesme bunun altına güzelce şöyle soğan doğrayabilirsiniz. Maydanoz doğrayabilirsiniz. Limonla sumakla ovup üzerine de böyle Arnavut ciğerini abi, süt olarak süs de güzel de ben direkt neticeye bakarım. Bak şimdi. Ama bak. Yok hayır sütle sonra çok fark ettiriyor bak. Feridun Bey. Tamam benimki sütsüz müsüz hangisinin olduğunu karar verecekler şimdi. Sütle hemen soda çok fark bana kevgirim nerede? Serap Hanım bir müsaadeniz şöyle. Şöyle
Hemen... Özellikle benimle aynı anda bir yapmadı bir, ki. Bir de bir hani kapı... Çok basit kalacaktı. Ama ne kadar çünkü. Çabucak yaptım. Gerçekten. Bak ne kadar çabucak yaptım. Saatlerce oyalandı yaptım. Da oyalandı, oyalandı. Peki, ama peki, ben şey daha söyle, özel nerede, bir bilgi nerede, söyledim. Şeyin nerede? Ciğerin nerede? Burada Feridun Bey. Işık dedin ya kaldı. Serap Hanım ne hata yaptı? Ne hata yapmışım? Peçeteye koydum. Bir de ekmekleri de çıkarttım ama yani hani ekmekleri alacağım. Şimdi alacaktım ekmekleri. Kardeşler böyle boyalı peçete kullanmayın. Ay. Beyaz peçete kullanın. Ay. Bunların içine offset baskı nedeniyle bak bu peçete de olmaz. Beyaz peçete kullanın. Yağ aldırmak için kağıt havlu kullanın. Beyaz kullanın. Biz işte görseli düşündük beni burada. Beni affedin ya. Beni yani seyircilerime mesaj vermek için. Yoksa ben sana bunu ikaz ederim. Kasten ekmedim ki. Hani gösterelim ya. Bakın böyle peçete olmaz. Nasıl peçete olacak? Nasıl peçete olacak? Beyaz bildiğim peçete olacak. Nasıl olacak? Feridun? Böyle peçete havlu olacak. Havlu peçete. Ha? Bu olacak. Bakın hiç bunda katkı maddesi yok. Direkt. Bunda bir sürü boya var. Böyle peçeteleri mümkün olduğu kadar süs için kullanın ama fazla kullanmayın bana kalırsa. Sade düz peçete kullanın. Hı. Hemen bakın ne yaptım, ne yapacağımı gösteriyorum. Benim özelliğim şu. Hemen özelliği. Daldıracağım, hemen çıkaracağım. Hiç öyle saatlerce oldu mu, olmadı mı, bitti mi, bitmedi mi yok. Hı. İçi pişmemiş yani. Yalnız altını, altı yavaş. Altı yavaş. Bir şey daha var, muhakkak harlı ateşte olacak. Serap Hanım bir de niye bilmiyorum. Harsız ateşte yaptı, olmaz. Çok güçlü ateşte olacak. Yağınız böyle ooo diye yanan bir ateşte olacak. Hemen daldırmayla çıkarmanız bir olacak. Üzerimize sıçramasın diye yaptım. Ben o yüzden bu tarafı aldım. Peki. Yağınız soğumuş. Bak bana sabotaj yaptınız iki hanım. Şunu al. Heh, tamam. Tamam. Şimdi seyircilerimiz karar verecek. Seninki soğumasın istersen ikram ah, et. Ah ciğerimin köşesi. İkram et istersen bak. Bak o çalıyor Feridun Bey. Sana hem de şey veriyorum. Duyuyor musun şarkıyı? Duyuyorum, duyuyorum. Sana hemen avans da veriyorum Serap Hanımcığım. Önce sen ikram et. Bak ne kadar çabuk. Bitti gitti ya. O süte koydu da yok sütten çıkardı da madene koydu da madenden çıkardı da. Bakalım hangimizinki lezzetli. Benimki daha lezzetli tabii. Göreceğiz bakalım. Hadi ver sen misafirlerimize yani... ikram et. Geliyor benimki. Ben birazcık yalnız yağda sıkıntı oldu. Soğuktu. Bu birinci postada biraz sıkıntım var. He abla. Evet şimdi ciğerlerimizi kızartana kadar çok değişik bir Anadolu'dan esintilerimiz var. Bir seyredelim bir sürpriz bir Anadolu'da esintiler. Seyredelim ondan sonra devam ediyoruz. Bir Anadolu'dan esintiler. Ben de bu arada ciğerlerimi kızartıyorum. Vakitten kazanalım Anadolu esintilerini seyredelim. Gün perdeleri çıkma dışarıya çıkma ölümüne sevdim seni dünyamı başıma yıkma dünyamı başıma yıkma. Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler gördüm söylenenler. Ben bu yükü taşıyamam. Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler gördüm sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Tamam, hemen ikram et. Hemen kardeşlerim bakın ben de ikram ediyorum. Serap Hanım'kini yediler. Şimdi hakem heyeti benimkilerini de yesinler, karar versinler. Hangisi daha yumuşak, hangisi daha güzel? Bu kadar çabuk öyle sallan, pullan. Süte koy, yoğurda koy, peynirden çıkar. Ama Feridun Bey bunu herkes biliyor. Ama öbürünü herkes bilmiyor. Ayrıca aradaki arada çok fark şimdi var. Şimdi karar verecekler. Ben burada baktım işte reklam arasında.
Ben verdim kararımı. Vallahi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Gerçekten benimki güzel oldu yani. Yumuşacık oldu. Seninki biraz sen daha sert oldu. Sen ben yiğidi öldürüyorsun ya, beni öldürüyorsun. Seni öldürüyorum, hakkını hakkını yemiyorum. Yine yaptın, sağ ol. Allah güzel olmamış mı? Ya güzel olmuş ama benimki daha güzel oldu. Tamam, soracağız şimdi. Benimkini ikram ediyor musun? İkram ettin ben mi? Ben iddialıyım yani. Hemen ikram et. Hemen ikram et. Hemen tut mikrofonu, tut mikrofonu. Tut mikrofonu. Dur biraz hazmetsinler. Evet, ağızlarına dur, hazmetsinler. Ha. Evet, anlamasınlar tamam, istiyor, anlamasınlar yuttu, istiyor. Yuttu. Sizinki daha güzel. Ha? Sizinki daha güzel. Bak, bak Feridun Bey, gördün şimdi mü? Şimdi biraz sonra ozon yağı falan var ona başka göre bak. Doğru söyle. Tamam, doğru söylüyorum. Feridun hocamınkinde ciğer tadı tamamen alınıyor. Lezzet olarak. Sizinki de yumuşaklıkta. Ama değişik tadı. Hangimizinkinde? Benimkinde mi? Evet, benimkinde. Değişik bir tat var. Hey tamam dur, yarım kaldı benimki hanımefendi. Evet. Seninki de, sizinki de çok güzel olmuş. Birazcık tuzu eksik. Birazcık tuzu eksik. Ama ne yapacaksın tuzu ya? Ha? Serap Hanım tuz koymadı ki, tuz az olsun ya. Tuz koymadı. Ben onunla tuzladım böyle. Arkamız dönük bir çıktık. Öyle şimdi hangimizinki güzel? Kim diyor bizimki diyen? Ben. Duyuyor musun? Evet, daha güzel geldi. Bir tuz tadı geldi. Tuz tadı döktü sen üstüne tuzları. Tuz tadı değil. Tuzları döktü. Duyuyor musun? Sizinki tamamen tadı alınmış, posası kalmış. Posası kalmış. Evet. Çok ağır oldu bu bana. Bak dinle bak ne diyor. Ama ciğer yediğini hissediyorsun hocanın. Feridun hoca da bize ciğer yediğini hissediyor. Feridun Bey de Feridun Bey gözlerden anlıyorsun değil mi? Gözlerden anlıyor, ona göre tutuyor. Gözlerden anlıyor ha? Hocam sizinki daha güzel. Duyuyor musun? Ozon yağı mı vereceksin? Hayır ha? İstemiyorum. Bence vereceksin. Hiçbir şey vermeyeceğim. Ozon yağı vereceksin bence. Serap Hanım'ınkini daha iyi beğenirler. Şimdi kardeşim de güzel bir yaklaşım getirdi. Ciğeri sevmeyenler ne yediğini bilmeyenler, seninkini beğenebilir. Ne güzel işte. Ama ciğer yiyeceğim, bir sürü çocuk var. Ciğer yiyeceğim diyenler. Işte. Abi yedin mi? Yedim ben. Ne diyorsun? Bayağı güzeldi yani. Hangisi güzeldi? İkincisini yemedik. Birincisinden yemedik, ikincisinden yedik. Ha, birinciyi yememiş. Yemediniz mi? Birinciyi tatmamış, özür dilerim. Sen? İkisini de tattın mı? Yok, öbürünü tatmadınız. Tatmadın mı? Ay. Memleket nere abla? Mardin. Yok mu tadı? Sizin orada hangisini yaparlar? Sizinki gibi hocam. Duydun mu? Kolay, basit, pratik. Ciğer gibi ciğer. Herkesin öyle, yaptığı süt gibi. Koy, maden, yalnız süt bir koy. Şey söyleyeceğim Feridun Bey. Gerçekten yumuşak olması çok önemli. Hani biliyorsunuz ciğer hemen sertleşiyor. Sertleştiği ama için o, de soda ve süt yumuşatıyor. Sen yedin mi aşkım? Yemedin mi? Peki. Hiç. Ben size bir şey söyleyeyim. Yumuşak olmasında çok önemli unsur. Yağınız güzel olacak. Bir de çok tuttunuz mu kavrulur, evet, karır. O zaman meşin gibi olur, hiç olmaz. Önemli olan hemen anında, bir de bol yağ olacak. Anında çıkaracaksınız. Benim yaptığım oydu. Hmm. Ben Edirne'deki ustalarımdan öğrendim bunu. Hmm. Edirne'de büyük kazanlar var. Edirne'ye gidince muhakkak yaprak ciğer yiyiniz. Büyük kazanların içinde hemen ciğeri atıyor. Hemen daha ne oluyorum derken tık alıyor. Benim gibi yaptığım gibi evet, yapıyorlar. Şöyle ciğer hemen. Gibi ciğer oluyor. Evet. Serap Hanım'ki de işte güzel bir şey oluyor. Haksızlık yapıyorsun ya Feridun Bey. Haksızlık yapmayalım. İkinizin de çok. Sizin başka bir tadı var yaptığınız ciğerin. O şey Serap Hanım'da daha farklı. Seninki böyle hani ciğer ciğer var ya Feridun diye. Bey. Yaptık. Evet. Sadece sizin dikkatinizi çekmek için yaptık. Serap Hanım'ki daha sağlıklı, daha güzel. Benimki de ciğer. Ciğer. Ah ciğerim. Gel. Ah ciğerim. Sen, iki sen benim ciğerimin köşesin anacığım. Seninki güzel oldu. Şimdi en büyük bombayı patlatıyoruz. Bunu muhakkak yapın. Böyle bir sirke yok. Böyle bir nimet yok. Kesinlikle ve kesinlikle yapınız. Nasıl yapıldığını öğretiyorum. Çok çalıştık bunun üzerine. Ama inanılmaz bir mucize olduğunu beraberce göreceğiz. Ne yaptığımızı anlatıyorum. Gelen seyircilerime de vereceğim listesini. 1 litre güzel bir su aldık. Ne demek güzel bir su? Klorlu olmayacak suyun içine. 1 litre suyumuzu aldık. 2 su bardağı yaban mersinin içine koyduk.
İki su bardağı yaban mersini koyduk. Yaban mersini yıkadık değil mi Feridun tabii, Bey? Tabii, ben muhakkak mutlaka yıkıyorum. Ve hepsini yıkıyoruz. Biz hepsini yıkıyoruz. Hepsini yıkıyoruz. Çünkü toz oluyor. Kururken toz oluyor. Haklısın. Oluyor yani mutlaka. Hemen oluyor. Devam ediyoruz bitmede. Bir su bardağı da kuşburnu. Yalnız kuşburnunda da muhakkak havanda döveceğiz. Döveceğiz. İçinde sarı çekirdeklerini kıracağız. Bir daha söylüyorum. İyi döveceğiz. Böyle tık tık yapmayacağız. İçinde sarı çekirdekleri de kırılacak. Çünkü sarı çekirdeklerin içinde özellikler var. Sarı çekirdeğin içinde maddeler var. Lütfen onlar kırılmış olsun. Bunu da tamam. Koyduk mu? Koyduk. Ne yaptık ondan sonra? Bunu aldık. Güzelce kaynatmaya başlıyoruz. Bir nimet daha ekliyoruz bunun içine. Ne? Bombayı anlatıyorum. Bu ne? Bir nimet daha. Kuşburnu, yaban mersini, ısırganın tohumu. En büyük kozumuz ısırganın tohumu. Bir başka kozu bu. Isırgan tohumu anneciğim bu. Toz haline getirmiş ama. Bunu da koyuyoruz içine. Yaklaşık içindekiler yumuşayana kadar 15-20 dakika kaynatıyoruz bunu. Koy Serap Hanımcığım. Bunu da koyalım. Tamam. Şimdi biz bunu vakitten kazanmak için yaptık. Ne yaptık anlatıyoruz. Yaban mersini, kuşburnu ezilmiş, çekirdekleri kırılmış ve kuşburnunun tozu. Kepçemiz nerede? Kepçemiz burada. Hemen bunu bir kavanozun içine koyacağız. Ne kadar kaynattık? 15-20 dakika kaynattık, iyice yumuşadı. 15-20 dakika. Bunun suyu da çok önemli. Suyunu sakın heba etmeden bunun içine koyuyoruz güzelce. Kardeşlerim bunu muhakkak yapınız. Harika bir böyle bir sirkeyi hiçbir yerde ne duydunuz ne de biliyorsunuz. Ben bu hususta çok kitaplar karıştırıyorum. Evet, çok evet, değişik kitaplar okuyorum. Bu hafta sonu Serap Hanım şahit. Yaklaşık 2 günüm tamamen bu kitaplara geçti. Zaten epeyden beri bunu deniyorduk. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Çok acaba başka var mı diye. Böyle bir sirke yok. Böyle bir nimet yok. Garanti veriyorum. Yapınca da neticeyi göreceksiniz. Kendinizi inanılmaz zinde hissedeceksiniz. İnanılmaz güçlü hissedeceksiniz. Hani size sarımsaklı limonu öğrettim ya. Bu da öyle bir nimet. Bunu da yapın. Neticeyi görün. Ne güzel. Gribe de iyi gelir Feridun. Her şeye. Bakın bir vücudun direncini kuvvetlendiriyor kardeşler. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Geldik püf noktalı kısımlarına. Daha önce ne koymuştuk? Yaban mersini, kuşburnu, ısırgan tohumunu koymuştuk, kaynatmıştık. Bunun üstüne 1 litreydi ya, 3 litre daha su ilave yapacağız. Suyumuz nerede? Arkada hemen. Suyumuzu ilave yapıyoruz. 3 litre. 3 litre. 1 litre de kaynattık zaten. Tabii. 4 litre olmuş oldu toplam. Yani havaya da uçtu 15 dakikada. Evet haklısın ama yarım litresi öyle dedik. Belki. Şimdi kardeşlerim bunun içine ne koyuyoruz? Bunun içine 30 diş sarımsak koyuyoruz. Sarımsağı eziyoruz. Sarımsağı eziyoruz. Koyalım buna. Evet. Şimdi kardeşlerim geldik en önemli bir şey. Limon koyuyoruz kardeşlerim. Limonun böyle sarısını kestik ama beyazını sakın kesmedik. Çünkü en büyük özellik beyazında. Öyle mi? En büyük nimet beyazında. Kabuğunda kansere dedi. Karşı koruyucu özellik beyazında. Beyazını koyuyoruz. Böyle halka halka koyuyoruz. Hatta bunu şey yaparken şöyle birazcık şöyle sıkıp sıkıp koyarsanız daha da güzel olabilir. Böyle hafif suyun sıkıp sıkıp koyabilirseniz, ezip koyabilirseniz daha güzel. Biz görsellik olsun diye böyle sakladık ama şöyle sıkıp sıkıp koyunuz. Ne koyduk? Kaç tane limon koyduk? 2 tane de limon koyduk. 3 de olabilir, 4 de olabilir. Fark etmez burası o kadar. Bunun içine ne koymamız lazım şimdi? Ne koyacağız? Tuz. Tuz. Dur o kirli. Şey kirli. Yo, bununla karıştırdım. Ha, pardon. Bir çorba kaşığı kadar tuz koyacağız. Ve her zaman olduğu gibi sirkemizi koyacağız. Kardeşlerim böyle bir sirke istediğiniz kitabı karıştırın. İstediğiniz bilgisayarı karıştırın. İstediğiniz interneti karıştırın. Yok. Yok. Bir daha söylüyorum. Yaban mersini, kuşburnu, ısırgan tohumu, sarımsak. Hayır, bir daha anlatamayayım baştan. Bir litre suyla 2 su bardağı yaban mersini ve 1 su bardağı kuşburnunu 10 dakika mı dedin 15 dakika mı Feridun Bey? 10 dakika mı 15 dakika mı? 15 dakika. 15 dakika. Öyle güzelce kaynattık. Kaynattık yalnız. En önemli ne yaptık? Kuşburunlarını dövdük. Ezdik. Evet ezdik. Kuşburunlarını ezdik. Ezdikten sonra o içindeki çekirdekleri, sarı çekirdekleri de ezdik. Sonra içine 1 fincan ısırgan tohumu koyduk. Tamam.
Ha, soğuttuk mu? Feridun tabii. Ha, çok, çok güzel bir şey söyledi. Bravo. Soğuttuk mu? Bunu 15 dakika kaynattık. 15 dakika demledik. Ondan sonra soğuttuk. Niçin soğuttuk? Niçin soğuttuk? Niçin soğuttuk? Çok önemli kısmını söyledi Serap Hanım. Niçin soğuttuk? Sıcak sıcak koysaydım ne olurdu? Limonun etkisi olmazdı sarımsağın. Sıcak sıcak koysam ne olurdu? Şok olurdu o zaman. Vitamini ölürdü. Sirke acaba tutmazdı. Hemen söylüyorum. Yoğurdu mayalarken ne yapıyorsunuz? Belirli sıcaklığa gelmesi lazım. Bunda da mayalanması için eğer çok sıcak yaparsanız mayalanmazdı, bozulurdu. Fermentasyon olmazdı. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların dönüşünde bir daha izah edeceğim. Bir daha anlatacağım. Son kez bir daha söyleyeceğim. Ondan sonra da ayakkabılarımızı da vereceğim. Şey, devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hemen şimdi ayakkabılarımızı vermemiz lazımmış. Sirkemizi söyleyeceğiz, vakit kalırsa, olmadı yarın söyleyeceğiz. Evet, ayakkabılarımızı veriyoruz. Alo diyoruz. Şifremizin son harfini bilenler hemen sarıldılar telefonu. Alo dediler. Fatma ablacığım merhaba. Ankara'dan. Alo merhaba hocam. Neydi şifremiz ablacığım? Vakit yok, özür dilerim, beni affet. Tümör hocam. Tümör, kaç numara istiyorsun? 39 hocam. 39, spor mu düz mü? Düz olsun hocam. Bence spor al, spor. Bak şunu vereyim sana. Hocam biraz bilmiyorum, yaşım var ama 50 yaşındayım, bilmiyorum. 50 yaş, yaş mı Allah'ını sersen abla ya, aşk olsun. Neyse sen bilirsin, ne istiyorsan çabuk söyle. Hocam düz olsun mümkünse. Düz oldu yani. Peki. Düz olsun. Hemen bir telefon daha aldık. Çok özür dilerim. Çok az kaldı vakit, beni affedin. Evet. Hemen bir dakikamız varmış. Dilek Hanım, Kocaeli'den. Dilek abla, Kocaeli'den. Merhaba ablacığım. Çok güzel program yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Şifre neydi bir tanem ablam? Tümör. Kaç numara istiyorsun ablacığım? Ben şöyle yaşıma uygun 37 numara siyah istiyorum. Kaç yaşındasın uygun Sultanım? 62 yaşındayım, şöyle yaşıma uygun. Kaç yaşındayım diyor? 62. Ha, 62. O elimizdeki peki, çok tamam. Güzel. Tamam, hadi bunu yolladık sana. Tamam, bu sana. Çok güzel. Hemen bir şifre hadi daha aldık. Hadi kullanın. Hale Baba Dağı, Kırıkkale'den. Hale ablacığım merhaba. Merhaba. Neydi şifremiz? Tümör. Tümör. Kaç numara istiyorsun kardeşim? 37 numara. Spor düz. Spor olsun. Spor olsun. Tamam. Allah'a emanet ol. Güle canım kardeşim, özür dilerim. Programı kapatmak evet zorundayız. Bu sirkeyi yarın söz veriyorum. İlk başta bunu anlatacağım. Bunu güzelce bir daha izah edeceğim. Maalesef vakit kalmamış. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Kanal 7'mizde kalın. Hoşça kalın.